Semir Bey, geçmiş olsun. 10 ilimizi vuran büyük bir deprem afeti yaşadık. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Tabii ki bugün depremin üstünden tam 11 gün geçti, 12. gündeyiz. Elbette ki depremin yaralarını el birliğiyle sarmaya çalışıyoruz. Ama depremin olduğu günden bu tarafa biz de deprem bölgesindeyiz. Çeşitli sıkıntılar teşkil ettik. Ama gerçekten köylerimizde üretim yapmaya çalışan sizin gibi çiftçiler, üreticiler bu depremde hem yıkılarak binaları etkilendiler hem de hayvanlarıyla, tarımsal arazileriyle ilgili bir takım sıkıntılar da yaşadığı gerçek. Siz hayvancılar olarak ne yaşıyorsunuz? Önce hoş geldiniz, teşekkür ediyorum. Biz ciddi sıkıntılar yaşadık. Yani şöyle anlatayım. Bizim böyle büyük depolarımız yok. Zaten bu bölgede 2-3 tane çiftli süt üretici çiftliyiz. Evet. Başka da yok. Bu depoları dışarıdan satın aldığımız, yem satın aldığımız yerlerde orada biriktirip oradan yavaş yavaş nakledi. Onlar da maalesef çöktü. Hayvanlarımız yemsiz kaldı. Yemsiz kaldığı zaman elimizden geldiği kadar önce elimizdeki yoncayla, samanla, fıstık samanıyla tedarik etmeye, yani canlı tutabilme hayvanları. Zaten sütü de buradaki elektrik kesildiği için süt firması artık almaz oldu. Çünkü ne depoluyor ne de çalıştırabiliyor. Burada oradan da bir giderimiz epey oldu. Sütü ya vatandaşa dağıttık ya da döktük ama ilan ettik. Vatandaş isteyen gelip sütünü alabilir. Çok haykırdık. Tarım Bakanlığı'na tweet attık. İlçe tarımı aradık. İl tarımı aradık. Bu sıkıntıları yaşattık. Onlar da bu şikayetlerden bıkmış gibi tavırlarla karşılandı. Sonra kendi çabamızla dışarıdan yem tedarik etmeye çalıştık. Onu da AFAD yönünü kesip İl Tarım Müdürlüğü'ne teslim etti. Onlar da bu tarafa gelemedi. Maddi sıkıntı yaşadık elimizden ki yemleri korumak için. Ondan da inek satalım dedik. Evet. Gebelere kıyamadık içinde yavru olduğu için. Ciddi süt veren ve daha önce yani bundan 2 ay önce 48 bin liraya aldığım ineği maalesef 21 bin liraya sattım. Yani ete kestirdik. Etin fiyatı da şu an inek fiyatı bildiğimiz kadarıyla depremden önce 140 liraydı. Biz 121'e kestirdik. Anladım. Süt veren inek zaten zayıf olur. Ondan da ciddi sıkıntılar yaşadık. 16 tane ineği kesmek zorunda kaldım. Bu çiftliği ayakta tutmak için. Onda da bir yere kadar o da bitti. Dün bize zar zor kavgayla bir 30-35 çuval yem alabildik. O da besi yemi. Süt yemi değil. Evet. Bunlara da kullanırsak bir mide geçişi sıkıntısı, hastalıklar sıkıntısı olacak. Ona da amene ama bana burada yeteceği zaten bir hafta başka bir şey değil. Evet. Bu sıkıntılar çığ gibi büyüdü ve artık dayanamayacak güçteyiz. Yani gebe olmasına rağmen artık elimizden çıkarmak zorunda kaldık. İnekleri kestireceğiz. Kestireceğiz artık yani dayanacak gücümüz kalmadı çünkü çok direndik. Anladım. Şimdi burada şu yapılması gerekiyor. Bir defa hem tarım müdürlüklerinin devreye girmesi gerekiyor hem et süt kurumunun bu duruma müdahale etmesi gerekiyor. Başta sütleri alıp sütleri değerlendirmesi gerekiyor. Aynı zamanda et sığırını piyasa değerinde alması gerekiyor ki sizler zarar etmeyesiniz. Hayat devam ediyor. Tabii ki ölenlere çok üzülüyoruz. İçimiz yanıyor. Antakya yerle bir oldu. Ama sizleri de mutlaka ayakta tutmak lazım. Bu anlamda hem büyükbaş et besiciliği, etlik hayvan besleyenler için, hem süt inekçiliği için, hem de küçükbaş hayvanlar için mutlaka belediyelerimizin de katkısı olacak çalışmalar yapılıyor. Sizlere bu anlamda bir destek olmaya çalışıyorlar. Ama buradan Tarım Bakanlığı yetkililerine sesleniyorum. Mutlaka köylerimize depremde zarar gören 10 ilimizin köylerine hayvan yemi dağıtın. Bir an önce bu mağduriyeti giderin. Süt ineklerinin kesilmesine mani olun. Et sığırının üreticilerimizin zarar edeceği fiyatlarla hayvan satmasının önüne geçin.
Buradan öncelikle Tarım Bakanlığı'na sesleniyorum. Süt üreticisi için ayrı yer, etlik sığır besleyen çiftçilerimiz için hayvanlarına ayrı yem, küçükbaş hayvan besleyenlere de ayrı yem olmak üzere mutlaka 10 ilde zarar gören, depremden zarar gören illerimizin köylerine yem desteği sağlayın. Belediyelerimiz destek olmaya çalışıyor yemle ilgili ama AFAD yem kamyonlarının da önüne geçiyor. Çiftçilerimize yemlerin ulaştırılmasında sıkıntı yaşatıyor. Eğer AFAD yemlerin çiftçiye ulaşmasında belediyelerimize sıkıntı yaşatıyorsa mutlaka Tarım Bakanlığı kendi bu çiftçilere, üreticilere yemi ulaştırmalı ki ne süt üreticimiz ne etlik sığır yetiştiren çiftçilerimiz zarar etmesinler. Bir de şu sıkıntı var. Zarar eden çiftçimiz elinden hayvanını çıkartmaya çalışıyor. Satacak et süt kurumu devreye girmiyor. Özel sektörde fırsatçılık yapıp yarı fiyatına süt ineğini üreticilerden almaya çalışıyor. İnsanlar hem depremde hayatlarını kaybettiler, yaralandılar. Bir de şimdi ekonomik olarak bu insanları sıkıntıya sokmanın kimsenin hakkı olmadığını düşünüyorum. Ne kadar bir dakika mı verir? Ha? Ne kadar bir dakika sen verir? Bir lav ve bir şunu mu? Sen ne istiyorsun? Allah kaderim bana. Sizin Mersin'e de bir bilgi veriyorum sanırım. Nasıl? Nasıl?